Merhaba arkadaşlar, sabırsızlıkla beklediğiniz çekiliş videosu bugün. Bazı arkadaşlar daha çekiliş videosunun yayınlandığı gün, ertesi gün yorum yapmış. Çekiliş ne zaman, çekiliş ne zaman diye. Ya bir dur, biraz böyle bolca yorum gelsin ki, yorum sayısı artsın ki kazanma ihtimaliniz artsın. Bolca insan olsun istiyorum yorum yapan ki onların arasında doğru kişiye, inşallah kısmetli kişiye çıksın istiyoruz. Bir yandan da şimdi şöyle bir şey var, hani 5 kişiye vereceğim ya 100 dolar. Hani ilk kişinin 100 dolarını denkleştireyim diye uğraştım. Dolar 9 liraydı. İlk kişiyi zar zor denkleştirdim. İkinciye başladım. Dolar 10 lira oldu. Üçüncü de gidiyor. Siz bu videoyu seyrederken Allah bilir dolar kaç para olacak onu da bilmiyoruz. Şaka bir yana, para sorunumuz yok. Ben bu videoyu aslında bu tür çekilişleri her hafta yapmak istiyorum. Ama şöyle bir baktım. 22 bin izlenmişiz arkadaşlar. Ayıp değil mi? Vallahi ayıp, size yakıştıramadım ben. Ben istiyorum ki şöyle bir 50 bin, 100 bin izlensin. Eğer böyle bir izleme sayısına ulaşabilirsek ben aslında çekilişleri her hafta yapmak istiyorum. Her hafta 500 dolar 5 kişiye 100'er dolar dağıtabiliriz. Böyle bir gücümüz var, hiçbir sıkıntımız yok. Ama izleme sayıları bence çok düşük kalmış, ayıp ettiniz diyorum. Şimdi birazdan çekilişe geçeceğim. Çekilişe geçmeden önce tabii ki birazcık heyecanı yükseltmek istiyorum. Adrenalin yükselsin. Hani Acun yapıyor ya Survivor'da, cümleleri yavaş yavaş çıkartıyor ya. Onun gibi yapacağım ki heyecan dorukta olsun. Birazdan 5 kişiye kişi başı 100'er dolar, 100'er tether vereceğimiz Survivor'da yoluna devam etmeye, final dörtlüsüne girme şansına, çekilişimize başlayacağız. Dış ses, gülme. Acun böyle yapıyor, güzel oluyor, izleniyor. Bak biz de yapacağız, belki bizim de izlenme sayılarımız artacak. Bakarsın. Çekilişe başlayınca yapsak mı onu? Hayır, şimdi yapacağım. Yapmayayım mı? Tamam, çekilişe başlayınca yapalım. Sonuçları söylerken. O zaman da çatlarlar ama meraktan. O yüzden ben kıyamadım. Bir an önce çekilişe geçeceğim. Şeffaf bir çekiliş olacak arkadaşlar. Tamamen ekran kaydı alacağım. Beraberce çekilişi birlikte yapacağız. Kazanan kardeşlerimizi de beraberce isimlerini beraber göreceğiz. Anlık olarak olacak her şey. Ama öncelikle bu çekiliş için bazı yorumlar yapmışsınız o videonun altına. O yorumlara şöyle beraberce bir göz atmak istiyorum müsaadenizle. Bakalım, Faruk Bülbül yorum yapmış. Faruk kardeşim, imkanı yok bana çıkmaz ama bir ümit deniyoruz işte. Videolarını daha yeni gördüm abi. Güzel videolar var. Eline emeğine sağlık demiş. Ya Faruk niye bu kadar kötümsersin? İmkanı yok bana çıkmaz deme. Belki de birazdan senin adın çıkacak. Bakalım. Faruk Bülbül, unutmayın bu ismi. Ona çıkarsa var ya, ona ekstradan bir fatura keseceğim ben. Anıl Akça yazmış. Abi iyi akşamlar. Öncelikle bendeki şansı bir bilsen var ya, bana tether ver, 1 cent olur. Bu arkadaş da böyle bedbaht bir arkadaş herhalde. Hayatımda bir kere iddia oynayıp risk alayım dedim. Maçta 3 gol olur dedim. 2000 TL'ye 5000 alacaktım. Benim için çok güzel kar olacaktı. Maçta ilk yarı 4 penaltı oldu. 3 tanesi kaçtı. Ona rağmen ilk yarı 1-1 bitti. Maç da böyle bitti. 2 de direkten döndü top. Ya ne kadar bahtsızmışsın ya Anıl. İnşallah kardeşim bu çekilişte bu kadar şey olmaz. İnşallah sana çıkar. Bütün kalbimle istiyorum. Halil İbrahim Yılmaz, anlattıklarınızı bir yaşadım. Eğitiminizi de almak isterim fakat durumum olmadığı için alamadım. Süpersiniz hocam, emeğinize sağlık demiş. Halil İbrahim Yılmaz, inşallah sana çıkar kardeşim. En azından eğitimi satın alacak bir sermayen olmuş olur. Mustafa Turan ne yazmış? Hocam bize en büyük ödül sizsiniz demiş. Ah canım kardeşim, böyle beni şımartıyorsunuz. Sonsuz sermaye gibi demiş. Allah sizden razı olsun demiş. Sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Ömer Sellay yazmış. Hocam analizinizi yakından takip ediyorum. Bilgi eşittir zaman, zaman eşittir para demiş. Güzel bir slogan. Siz hem bilgi veriyorsunuz hem zaman harcıyorsunuz. Hakkınızı helal edin demiş. Benden yana helali hoş olsun kardeşim. Yeter ki söylediğimiz bilgileri not alarak izleyin. Ondan dipnotları çıkartın. Satır aralarını okuyun. Kanalda da ücretsiz çok güzel bilgiler veriliyor. Ama satır arasını okuyana
Öyle normal film seyreder gibi seyredip geçenlere bir şey anlamıyorlar. Onu görüyorum. Yağmur Azra yazmış. Ne demiş bakalım? Sizin söyledikleriniz, paylaştığınız bilgiler bizim için en büyük ödüldür demiş. Dört gözle her gün bekliyorum atacağınız videoyu, paylaşacağınız kıymetli bilgileri, bilgilerinizi, emeğinize sağlık demiş. Yağmurcuğum ben de çok teşekkür ediyorum canım. Çok naziksin, çok naifsin. Teşekkürler. Her daim bütün istekleriniz gerçek olsun inşallah demiş. Ben de ona teşekkür ediyorum, sağ olsun. Burhan Aydın ne demiş? Emeğinize sağlık hocam. Biz kendimizi kurtaramadık, bari sen kurtar bizi demiş. İnşallah ilk temeli, ilk kilidi bununla açacağız Burhancığım. İnşallah sana çıkar kardeşim. Sezgin Seymen TV. Aydın abi, Haluk Levent'ten sonra en çok sana güveniyorum. Böyle babacan bir üslupla anlatıyorsun her şeyi demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. O senin güzelliğin. Abicim ne demiş? Galip Kars yazmış. Abicim açlıktan açlıktan ilkindide yatar olduk. Bu nedir ya? Galip, inşallah sana çıkar kardeşim. İlkindide yatma. Her gün borç artıyor. Çölde su bekleyen bedeviler gibi senin videolarını bekliyorum demiş. Ah canım Galip'im benim. İnşallah sana çıkar kardeşim. Bahadır Tahtalı yazmış. Yorum yapmak kolay da espri yapacak halimiz kalmadı demiş. Evet, asgari ücretle çalışanlar, bir ek gelir sahibi olmayanlar, maaşı düzgün olmayanlar çok sıkıntı yaşıyor. Benim de çevremde insanlar var ama benim öğrencilerimin çok büyük bir çoğunluğu bu sıkıntıdan kurtuldu. Daha geçen gün, dün de hatta Telegram'da paylaştım. İki kardeşimiz aynı gün tek işlemden 300'er dolar para almışlardı. 300 dolar, hatırlatayım ben, asgari ücret 280 dolar. Hatta bugün dolar arttı değil mi sevgili yönetmenim? Hocam, 280... 280 dolar bile etmiyor. Ama bizim kardeşlerimiz tek işlemde, tek günde 300 dolar almışlardı. Sevgili Bahadır, İnşallah sana da çıkar kardeşim. Dolunay yazmış. Selamlar sayın hocam. Emeğinize sağlık. Ben pek espiritüel bir arkadaş değilim. Olmak istedim ama yeteneğim yok. Bir süredir kanalınızı takip ediyorum. Videolarınızı izledim. Notlar aldım. Aferin bak, not almış. Ben miydi unutmadım demiş, bir kahkaha atmış. Bir gün kullanacağım diye, umarım ihtiyacı olan arkadaşlar kazanır. İyi ki varsınız, sevgiler demiş. Dolunay, senin ihtiyacın yok galiba. Hani sanki başkası kazansın gibi bir izlenim aldım. Ayaz Ayaz yazmış, yarın öğrenciniz oluyorum demiş. Aha, hemen yönetmenim kontrol edelim bakalım satın almış mı eğitimi. Aldıysa inşallah bu kardeşimize çıksın. İlk sermaye de oradan gelmiş olur. Yarın öğrenciniz oluyorum. İnşallah başarılı bir dönem olur benim için. Videolarınız çok faydalı ve anlaşılır. Kripto piyasasına sizinle başladım. Sanırım şanslıyım demiş. Bence şanslısın benimle başladıysan. Osam Haf Hamhaf. Yabancı bir kardeşim sanıyorum. Sizi eşim sayesinde takip etmeye başladım. Başta hiç oralı değilken videolarınızı izleyince çıkamaz oldum. Eğitime katılmak istiyorum demiş. İnşallah olsa kardeşim, senin de kazandığın parayla eğitimi almaya bir vesile olmuş olur inşallah. Ali Tunç yazmış. Selam hocam, sizden aldığım eğitimde para kazanıyorum. Zaten öğrencimizmiş, parayı da kazanıyormuş. Ali, sana çıkmasa da olur ya. Sen parayı buldun zaten. Siz bana balık yakalamayı öğrettiniz. O yüzden çekiliş çıkacak kişiye en büyük tavsiyem, o parayla umarım sizden eğitim alarak çok daha fazla para kazanacağına eminim. Bütün gayretleriniz bizim para kazanmamız olduğunu gördüm ve bizzat yaşadım. Sizin adınıza, sizin bana kazandırdığınız parayla çeşme yaptıracağım demiş. Allah razı olsun Ali Tunç kardeşim. Ben hediye kabul etmiyorum diye bir kardeşimiz de benim adıma Uganda'da kurban kestirmişti. Kurban oradan geldi. Bak, çeşmeyi de sen yaptırırsan benim dünyalık tamamdır. Öbür tarafta cenneti garantilerim sayenizde. Teşekkür ediyorum güzel cümlelerin için. Talha Aygün ne yazmış? Aydın hocam, bu piyasada sizin gibisini bulmak samanlıkta iğne aramaya benzer. Çünkü siz bize balık vermiyorsunuz, balık tutmayı öğretiyorsunuz, seviliyorsunuz demiş. Talhacığım, ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim övgü dolu sözlerin için. Eminhan Keleş, namusuma böyle bir şey yok ya. Piyasadaki kriptocular tırnağın etmez hocam. Böyle hocamız vardı da biz mi kripto işine girmedik? Saygılar demiş. Eyvallah Emirhancığım, çok teşekkür ederim kardeşim. Ali Tütüncü, bak Ali Tütüncü de bana akrostiş yazmış kardeşim. Aydınlık bir yolda yürütüyordu beni. Yanımdaydı daima benim. Dostluk vardı, öğrenci öğretmen ilişkisinin yanında. Işık tutan bir dostum o benim. Nerede olsam yanımda o benim demiş. Eyvallah Ali Tütüncü. Aydın hocam, iyi ki varsınız. Severek takip ediyorum. Verdiğiniz her bilgi bizim için bir hazine. Çok teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum Ali'cim. Ben her zaman öğrencilerimin iyi gününde de kötü gününde de her zaman onların yanında destek olmaya çalışıyorum. Günde 250'ye yakın mail cevaplıyorum ortalama.
Her birine tane tane cevap vermeye, yetişmeye çalışıyorum ve tek başıma yapıyorum bunu. Yani ben oraya bir tane eleman koyup da Aydın Hoca'nın ağzındanmış gibi merhaba ben Aydın Hoca, sorunuzun cevabı bu diye yazdırtmak da mümkün. Ama biz bunu asla yapmıyoruz. Kendimize yakıştırmayız. Etik olmaz. Bütün maillere tek başıma ben cevap vermeye çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. Her gün bir önce mesela bugün cevapladım bütün mailleri. Bugün dünden gelen hiçbir mail kalmadı. Bugün gelenleri de yarın sabahtan cevaplamış olacağım zaten. Çok güzel yorumlar gelmiş. Her biri birbirinden güzel. Övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni mahcup ediyorsunuz. Ben istiyorum ki videolarımızın seyredilme oranları artsın. Artsın ki arkadaşlar biz bu çekilişleri her hafta yapalım. Her hafta para dağıtmak istiyorum. Ama lütfen şu kanalın abone sayısını ve videoların izlenme sayılarını biraz yükseltmemiz lazım. Bu size hiç yakışmıyor. Hem seviyorsunuz hem övgü dolu sözler ediyorsunuz. Ama bakın videolar 10 binde, 20 binde, 30 binde kalıyor. Bu bize yakışmıyor bence. Şimdi çekilişe geçiyoruz. Bu kadar lak lak yeter. Hocam hadi ya, hadi ya, hadi ya diyorsunuz. Şimdi çekilişe gidiyoruz. Yürüyün! Çekilişimizdeki videonun linkini koydum. Çekilişimize de 5 kişiye yüzer tether şeklinde bir isim verdim. Asil sayımız 5, yedek sayımız 5. Birden fazla yorum yapan arkadaşlarımız oluyor. O yüzden her kullanıcıyı bir kere say şeklinde seçeneğimi de seçtim. Şimdi yorumları getir butonuna basıyorum. Evet, 2406 adet yorum tespit edilmiş arkadaşlar. Bakalım bunların arasında birazdan çekiliş olacak. Hesaplıyor şu anda. Evet. Gelmek üzere ve geldi. Şimdi arkadaşlar birazdan bu isimleri göreceğiz beraber. Katılımcıları gör butonuna basmadan önce sevgili yönetmenimden tam burada böyle Survivor'da eleme müziği oluyor ya. Hocam çok gerilim arttırmıyorum. Ya kalbiniz durmaz. Biraz heyecan olsun. Ben de çok merak ediyorum şimdi. Acaba kimler o şanslı öğrencilerim ya da takipçilerim. Hadi bismillah. İnşallah hak eden, gerçekten bu 100 dolarlık, 100 tetirlik paraya ihtiyacı olan bir kardeşimize çıkar. Ya Allah bismillah diyoruz. Katılımcıları gör butonuna bastım. Evet, şunu kapatayım. Çekilişi başlat diyorum. Bastım. Çekiliş oluyor. Geliyor. Hadi. Bakalım ilk şanslı kim? Engin Çakır. Engin, tebrik ediyorum kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Barış Uçar ikinci. Azim Roziyev üçüncü. Aytaç Gürcan Özyurt dördüncü. Bakalım beşinci kimmiş? Tufan Dinç. Şimdi yedekler çekiliyor. Hadi bakalım. Mehmet Şen çıktı. Sürekli Dizi adında kardeşimiz çıktı. Üçüncü bakalım kim olacak? Gökhan Hulat oldu. Ömer Aydın. Ömer Aydın'a çıktı. Tebrik ediyorum Ömerciğim. Aydın Duvarbaşı. Adaşıma da çıktı. Tamam. Bu isimleri tekrar sayalım. Bakın arkadaşlar. Engin Çakır. Barış Uçar. Azim Roziyev. Aytaç Gürcan Özyurt. Tufan Dinç. Bu arkadaşlarımız asil kazananlar. Bu kardeşlerimiz bize bu videonun yayına girme tarihinden sonra bir hafta içerisinde isim, soyisim, cep telefonu ve Tether cüzdan adreslerini bize iletmeleri gerekiyor. Eğer bir hafta içerisinde iletmezler ise iletmeyen kişinin yerine yedek tarihlilerden sırayla seçeceğiz. Onları da sayalım. Mehmet Şen, Sürekli Dizi, Gökhan Hulat, Ömer Aydın ve Aydın Duvarbaşı ismindeki kardeşlerimiz. Eğer asillerden bilgi alamazsak bir hafta içerisinde hemen sıradaki ilk yedek talihlimizi seçeceğiz ve buna göre gidecek. Bunları Instagram sitemizde, Instagram sayfamızda mutlaka ekip arkadaşlarım duyuracaktır. Lütfen kanalı ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. Bildirimlerinizi de açınız. Kazanan kardeşlerimizin hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kanalın abone sayısını ve videolarımızın izlenme sayısını artıralım arkadaşlar.
Sizden de böyle bir destek rica ediyorum. Eğer bu artış gerçekleşirse ben bu tip çekilişleri aslında her hafta yapmak istiyorum. O yüzden her hafta bir kardeşimizin yüzünü güldürelim. Siz de bize destek olun. Tekrar tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hocam unuttuk. Nereye gönderecekler? Ha pardon, onu söylemeyi unuttuk. Bu bilgilerinizi isim soy isim, cep telefonu ve Tether cüzdan adreslerinizi, TRC20 Tether cüzdan adreslerinizi işternetin resmi mail adresi olan info@işternet.com mail adresine göndermeniz gerekiyor. Onu da söylemeyi unutmuşum. Çok özür diliyorum. Bu video coşarsa biz de coşarız. İnşallah başka bir çekiliş videosunda görüşmek üzere.